Amen. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل Giresun'da şu anda ayakta bulunan en eski camimiz Mengücekler Hanedanı Muzaffereddin Melik Mehmet tarafından yaptırılan Behramşah Camisi'dir. Bu cami 1184 yılında tamamlandığını anlıyoruz. 1486 yılındaki tahrir kayıtlarından itibaren değişik tarihlerde camiyle ilgili görevlilerin ve bir takım vakıf gelirlerinin veya kayıtlarının bulunduğu belgelerden caminin tarihi kronolojisini takip edebiliyoruz. Bu caminin 16. yüzyılda Osmanlı klasik döneminde yıkılıp o dönem özellikleriyle yeniden inşa edildiğini, işte 3 kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli harim kısmından oluşan plan geleneğiyle yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Bu Şebinkarahisar lokasyon bakımından deprem bölgesinde. Hemen hemen ortalama 150 yılda bir önemli ölçüde büyük şiddetli depremlere maruz kalmış şehir. Dolayısıyla şehir pek çok defa yıkılıp yapılmış. Ancak anıtsal nitelikli yapıların çoğu yeniden restore edilerek ayakta tutulmuş. Caminin işte 1500'lü yıllarda tekrar klasik planlı cami tipolojisine yenilenmesini buna bağlıyoruz. Yine son yıllarda hem 1800'lü yıllardaki depremde hem de 1839 yılındaki depremde zarar gördüğünü, sonradan da yeniden restorasyonlara tabi tutularak ayakta kaldığını biliyoruz. Fatih Camisi yine 1477 yıllarında inşaatı tamamlanmış. Fatih Sultan Mehmet'in bölgeyi fethiyle birlikte onun tarafından yaptırılmış bir cami. Cami yine klasik Osmanlı cami tipolojisinde inşa edilmiş. Ancak mevcut haliyle 1888 yılında cami depremde yıkıldığı için mevcut haliyle 1888 yılında yeniden inşa ettirilmiş. Bugünkü haliyle cami 1888 yılında son şeklini almış. Yalnız 1939 depreminde yine önemli bir tahribat oluşması üzerine 1950 yılında şehrin kaymakamı Mukadder Öztekin giriş öncülüğünde yeniden cami inşa edilmiş. Şehrin ulu cami niteliğinde bir nevi bu cami aslında Osmanlı döneminin Selahattin camileri arasında sayılabilir. Çünkü şehrin en merkezi camisidir, Sultan Camisidir. Terk edilmesi öyle kolay olamaz. Burada başka bir cami daha vardır. Yine Tamzara Mahallesi'nde. Arşiv kayıtlarında 1700'lü yıllarda ismine rastlıyoruz. Ancak mevcut hali 1901 yılında tamamlanmış bir Tamzara Camisi vardır ki bu cami yapılırken caminin mimarı, müteahhidi, baş ustası camiye Şebinkarahisar halkından kimin ne kadar yardım ettiği tek tek bir kağıda not edilmiş. Bu kağıt şişenin içerisine konulmuş, caminin temeline yerleştirilmiş, döşemenin altına, harimde döşemenin altına yerleştirilmiş. Restorasyon aşamasında ortaya çıkan bu bilgi şu anda caminin duvarında tercüme edilmiş ve duvarında sergilenir durumdadır. Plan itibariyle de bu cami Giresun'daki özellikle Bağdadi Kubbesi bakımından unik bir örnektir. Eşi benzeri olmayan bir örnektir.
Şebin Karahisar Orta Çağ'ın en önemli kale kentlerinden birisidir. Çünkü şehir bir taraftan Karadeniz bölgesinden gelen kervanların iç bölgelere, doğuya ve batıya ulaştığı bir kesişme noktasıdır. Burası aynı zamanda Osmanlı ordularının sefere çıktıklarında konakladıkları önemli bir menzilgahtır. Dolayısıyla burası 70-80 bin kişilik ordu geldiğinde yolda birkaç gün dinlenebileceği şekilde korunaklı büyük bir kale, aynı zamanda o kadar kalabalık ordunun iaşesini sağlayabilecek kadar nüfusa ve gelire sahip önemli bir kaledir. Böyle bir kalede önemli bir stratejik noktada olması bakımından çok sayıda cami, tarikat yapısı, zaviye, tekke gibi yapıların bulunmasının sebebi de bu özelliğiyle ilişkilidir.